İdari cezasında ağır tercih koşullarında tutuluyor ve son 40 aydır kendisinden hiçbir şekilde haber alınamıyor. Bu tercih Türk sorununun barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesini istemeyen bir iktidar çözümsüzlükten ısrar etmektedir. 100 yıla aşkındır devam eden Kürt sorunu, günümüze kadar on binlerce insanımızın yaşamını yitirmesine, milyonlarca insanımızı da yerinden edilmesine ve aynı zamanda büyük ekonomik kayıplara neden olmuş olmaya da devam etmektedir. Bu sorunun barışçıl ve demokratik çözümü için 2012 yılında İmralı cezaevinde tutulan Sayın Abdullah Öcalan ile hükümet yetkilileri arasında görüşmeler başlamış ve adına çözüm süreci denilen bir sürece girilmiştir. Ancak Sayın Öcalan'ın tüm çabalarına rağmen süreç 2015 yılında hükümet tarafından sonlandırıldığında akabinde de barışçı çözüm yöntemler yerine güvenlikçi politikalara dönüldü. Bu güvenlikçi politikanın devreye girmesiyle beraber Sayın Öcalan'a uygulanan tehdit ağırlaştırıldı ve tam bir iletişimsizlik haline dönüştü. Oysa çözüm süresince çatışmalardan kaynaklı diyen Sayın Öcalan'a uygulanan tehdit politikası ekonomik krizi de derinleştirmektedir. Öte yandan İngiliz'e uygulanan tehdit, siyasi bir yönetim tehdidine dönüşerek komplotlaşan tehdit, özgürlüklerin kısıtlanması, insan hakları ilanların artması, yargısal, hukuk ve ekonomik krizlerin baş göstermesinin altındaki temel sebep. İmralı'da derinleştirilen tecrit, Sayın Abdullah Öcalan üzerinde derinleştirilen tecrit bu ülkeyi bölüyor, ayrıştırıyor. Kürtleri kültürel anlamda, her anlamıyla siyasi anlamda tasfiye etmeyi amaçlıyor. O açıdan bunların sonuç almayacağını, bunu her ne kadar amaçlasa da bu politikaların sonuç almayacağını belirtmek istiyoruz burada. Tecritin kalkması demek Türkiye'de yeniden bir çözüm sürecinin başlaması, yeniden bir diyalog sürecinin başlaması demektir. Aslında muhalefetiyle, iktidarıyla hep birlikte tecritin kalkmasına ilişkin bir politikayı hep birlikte görebilecek bir şeyi, zemini yaratmak gerekiyor. AKP-MHK bekleyen Kürt meselesine Kürtçe ve Kürdistan gerekçeliğine 90'ların kozları ile yaklaşmaktadır. Son bir ay içerisinde Kürtçe kelimelere, halaylarına, sloganlarına yönelik sloganlarına kapsamından 30'dan fazla kişi cezaevine gönderilmiştir. Hukuksuz gözaltına koşular, ırkçı işkence yöntemleriyle Kürt gençliğine kriminalize eden bu yaklaşım bu ülkeye kaybettiren ziyanettir. Bugün Türkiye emsali olduğu ülkelerden 100 yıl gerisinde ise 100 yıldır Kürt meselesinden çözüm sunulmadığındadır. Bugün dünyanın en yüksek faizi öden AKP iktidarı bunun faturası Türkiye halkına ödemektedir. Herkesin bilmesi gereken şudur, açılan, her yerin cezaevinde açılan gelecek işsizlik, yoksulluk, zamdır. Zulümdür, işkencedir. Ülkeyi açık bir cezaevine döndüren AKP iktidarı halkın emeğini sömürerek tercih etmek bir çatışma savaş politikalarını harcamaktadır. Her hafta burada ifade ettiğimiz başka bir hakikat İmralı işkence ve tehdit. Sistemin hukuk dışıdır. On binlerce kişinin imza kampanyasını ile Kürt meselesini çözüm anahtarı dediği Sayın Abdullah Öcalan şahsından bir mutlak iletişim hali çözmektedir. Sayın Abdullah Öcalan ile iletişim sağlandığı 25 Mart 2020 tarihinden bu yana Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı İmralı Cezaevi 397 ise hafta 177 ise aile olmak üzere toplam 574 başvuru yapılmıştır. Bu hafta içerisinde dahi her avukat aile görüş talepleri yapılmıştır. Ancak yapılan tüm başvurularına yanıtsız bırakmıştır. Ya legal eksesi belirleyen disiplin cezaları ile reddedilmiştir. İmralı cezaevinde tutulan Sayın Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş ilişkinde benzer bir halk ilanına yaşandı. Görüş siyasetçi, spor, açık hava egzersizlerine çıkma haklarında ilan edildiğini Avrupa İşkence Önleme Komitesi Sipiti raporlarına ortaya çıkmış ve tecrübeden devam ettiği ifade edilmiştir.
Öte yanda Türkiye'de ağırlamışlı müebbet hapis uygulamasının temeli bir hak ihlali sistemi olduğu tecritin bu uygulamaların ağırlaştığı kamuoyuna defalarca yansımıştır. Çoğunlukla siyasi tutsallarına yönelik uygulanan bu sindirme uygulamasının birçok toplu işi keyfi bir şekilde uzatılmaktadır. Bu konuda AİM'in Türkiye'ye 4 defa mahkum etmiştir. AKP'm ekleme iptali AİM'in kararını uygulanmamaktadır. Esrar etmektedir. AİM'in başvurmuş şart olarak tahliye edilme imkanı söz konusu olmaksızın müebbet hapis cezasını mahkum edilmesinin sözleşmenin 3. maddesine ihlal ettiği karar verilmiştir. Alet Vakıf Başkanı başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası ve kuruluş devam eden bu tecrit ve işkence sisteminden sorumludur. Sibiti başta olmak üzere Türkiye cezaevinde devam eden bu keyfi, kuksuluk ve tecrit boyutları başta tüm var olan insan hakları, yöneticileri ve demokratik kamuoyunu görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Ve